Evet değerli izleyiciler, yine sizlerle birlikteyiz. Çok değerli iki konuğum var. Tekvando milli takım antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç ve aynı zamanda Tekvando 2024, yani bu yıl Hasan Hüseyin hocamızla birlikte Sırbistan'da yapılan Büyükler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 54 kilo gramda şampiyon olan Furkan Übeyde Çamoğlu, iki tane değerli konuğumla ve birazdan da Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Profesör Doktor Metin Şahin konuğumuz olacak. Onunla da bu başarıyı konuşacağız. Dolayısıyla bağlanana kadar Hasan hocamızla konuşmaya devam edelim. Şimdi Hasan hoca, tabii ki artık bir Avrupa şampiyonu olduk. Bundan sonra daha çerçeveyi geniş tutacağız. Evet. Bundan sonraki hedefimiz ne olacak? Nasıl bir çalışma olacak? Nasıl bir program olacak? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Sevgili kardeşim, şu anda Avrupa şampiyonu olduk. Kürsüde indik. O bitti. Evet. Önümüzde bir dünya şampiyonası var. Önümüzdeki yıl. Bu yıl yine Ümitler Avrupa şampiyonası var. Kasım Aralık gibi. Onlara hazırlığını yapıyoruz. Tabii şu anda hedefimiz büyüdü yani. Dediğin gibi. Yani önce bir Avrupa şampiyonu olalım, bir uluslararası bir başarı elde edelim derken bir merdiven daha yukarıya çıktık. Tabii her çıktığımız merdivenin biz zorluklarını biliyoruz. Bundan sonraki, yani bu başarıyı elde etmemiz bizim olay bitti demek değil, başlangıç olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii daha zorlu rakiplerle dövüşeceğimizi biliyoruz. Şimdi rakiplerimizi iyi analiz edip biraz daha üzerimize koyarak, yani bir Avrupa şampiyonu sporcunun bir üstüne bir üst daha koyarak, level atlayarak, donanımlar kazanarak kendimizi savunup en iyi şekilde dünya şampiyonasında temsil etmek. Yani şu anda bütün çalışmalarımız son hızıyla, tüm gazıyla bir üst hedefe kilitlendik yani şu anda. Şimdi tabii şunu belirtmekte fayda var. Hakikaten de özellikle tekvando konu olduğu için tekvando sporunda başarı elde etmek kolay değil. Evet. Yani ciddi emek istiyor, ciddi efor istiyor. Sadece o da yetmiyor. Yani bunun içinde işte oyun kurman gerekiyor, plan yapman gerekiyor. Ona göre işte diyelim ki reflekslerini geliştirmen gerekiyor. Ona göre kendini müsabakaya hazırlamak, müsabakaya odaklanmak, performansını arttırmak gibi bir sürü unsurlar var. Yani evet. İşte örneğin sadece işte diyelim ki çok iyi antrenman yaparak bu iş olmuyor. İşte mental olarak da ona hazırlanmak lazım. Dolayısıyla iyi odaklanmak lazım, iyi performans göstermek lazım ve bunları da yapabilmek için de planlı, programlı çalışmalar yapmak lazım. Bununla ilgili nasıl bir program yapıyorsunuz hocam? Yani şu anda yalnızca bir antrenman yapıp, dediğin gibi yani şimdi sen bu tekvandonun içinden gelen bir insansın. Yani tekvandonun zorluklarını biliyorsun. Evet. Ben de müsabık olarak yani o ringin içinde neler yapılması gerektiğini bilen, düşünen, yani bir sporcu gibi düşünen, bir sporcu gibi hareket edebilen bir insan olduğumuz için tabii ki ne tek bir antrenman yapıp ellik dövüp işte ter atıp şeyle bitmiyor yani. Bunun finansal bir açısı da var yani. Şu anda bizim daha iyi bir finansal şeyler bulup uluslararası arenadaki yarışmalarda bizim de yarışmalarda bulunmamız lazım yani. Başkanımız hatta. Sayın Başkanım iyi akşamlar. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Başkanım, öncelikle tabii burada iki tane konuğumuz var. Tekvando milli takım antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç ve pırıl pırıl yavrumuz, Avrupa şampiyonumuz Furkan Übeyde Çamoğlu konuğumuz. Tekvando'yu konuşuyoruz. Tekvando'nun evet. Başarısını konuşuyoruz. Tabii siz de sporculuk döneminizde çok büyük bir sporcuydunuz. Bununla birlikte tabii bir bilim insanısınız ve Tekvando Federasyon Başkanı olduktan sonra da Tekvando özellikle hem Avrupa şampiyonalarına hem dünya şampiyonalarına, olimpiyat şampiyonalarına inanılmaz derecede başarı grafiğini yükselten ve
Türkiye'nin gururu olan bir federasyon konumundasınız. Bu başarının parametrelerini bize anlatır mısınız? En son işte Avrupa şampiyonu olduk takım halinde. Buyurun başkanım, neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Şu anda artık biz Türkistan Avrupa şampiyonuna giderken bir önceki yılda Manchester'da takım halinde kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda altın tutuyoruz. Şampiyon olmuştuk. Ben her zaman söylediğim bir söz var ki önemli. Tabii ki şampiyon olabilirsiniz ama istikrarlı bir şekilde devamını sağlamak çok güçlü. Çünkü çok büyük güzellerle mücadele ediyorsunuz. Ve biz her zaman şunu da söylüyorum. Biz zaman zaman altyapıdan çok farklı sporcularımız çalışırız. Türkiye'de 81-81 sayesinde yaptığımız çalışmalarla çok kıymetli sporcular çıkabiliyor. Milli takım bunları değerlendirip daha üst seviyede büyük şampiyonları yakalayabiliriz diyordum. Bunun örneği olarak da şimdi yanınızda bizim Furkan Bey'de Çamoğlu kardeşimiz geldi. Çok genç yaşına rağmen Gaziantep'ten işte geldi. Orada da değerli hocamız Hasan Hüseyin Kılıç milli takımımızda Avrupa şampiyonu olan sporcularından biri oldu. Tabi o şampiyonda NBA tabipler de orada şampiyon oldu. Güzel bir başarı elde etti. İkinci olan sporcularımız var. Hakan, Merve ve Zeynep, bu kardeşlerimiz Kute, Amir Kutan, Kateş, sporcu, o üçüncü oldu. Yani takım halinde 9 madalya belki bir tane eksik olabilir. Tekrar Avrupa şampiyonunu egal ettik. Gururlandık. Şunu tabii görmek lazım. Türkiye'de çocuklarımıza kıymeti ve değeri verdikten sonra dünyada, olimpiyatta ve Avrupa'da yapamayacakları hiçbir şey yok. Türk gencinin başaramayacağı bir şey yok. Bunun ispatını federasyon olarak verdiğimizde gururuz, mutluyuz. Tabii bize bu konuda her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız var. Uzun yıllardır federasyon başkanlığı yapıyorum. Çok değerli bir bakanımız var, Doktor Osman Aşkın Bak. Sağ olsunlar. Her türlü desteği Türkiye'nin bu değerini dünyanın her tarafında daha değerli kılınması için bizlere gayretimize büyük destek veriyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye başarırım dedikten sonra başarır ve Türk çocuğuna güvendikten sonra yapılmayacak hiçbir başarı ve derece yoktur. Biz bunu ispat ediyoruz federasyon olarak. Uzun yıllardır federasyonda gelen istikrarlı çalışmanın bir eseri bu. Altyapıda arkadaşlarımızın gayreti, kulüplerimizin gayreti. Ben her zaman diyorum biz büyük bir aileyiz tekvando olarak. İlk tekvando federasyonuna başladığında 70 bin olan lisans spor sayımız şu anda 800 binlerde. Bu da güzel bir rekabet ortaya getiriyor. Ve içeriden çok kıymetli sporcular çıkabiliyor. Çok kıymetli antrenör arkadaşlarımız var. Bölgelerde, illerde kulüplerimiz var. Çalışan onlarla koordinasyonu, diyaloğu kuruyoruz. Bu diyalog sayesinde de milli takımlarda adaletli bir sistemle gelinen noktada milli takım 2023'te 45 senelik bir federasyon tarihinde ilk defa, daha önce de çok başarılarımız var. Dünya ciklerimiz, Avrupa ciklerimiz, Avrupa şampiyonluğumuz. Ama takım halinde ilk defa 2023'ün Mayıs ayında Azerbaycan'da, Bakü'de dünya şampiyonu olduk takım halinde. Bireyselde ve takım halinde dünya şampiyonu olduk. O sene gene Avrupa şampiyonu olduk. Aynı başarıyla bu sene bu başarıyı göstermemiz. Bu başarıda da en genç şampiyonu Furkan Ubay'dan orada o başarıyı göstermemizi. Geleceğimizle ilgili umutlarımızı daha da arttırdı. Ben değerli antrenörümüz Hasan Hüseyin'i ona bu değeri kattığı için genç sporcumuzu kutluyorum ama ona şunu söyledim. Bir kere şampiyon olmanı yetmez. Bundan sonrası var. Biz de ancak bir kere şampiyon olursan ha güzel bir iş yaptın diyoruz. Bunu da muhabbete söylüyorum. Çünkü istikrar yani bir sonraki adımda tekrarlanan başarı benim için büyük başarıdır. İnşallah bundan sonra da gelecekte dünya şampiyonlarında inşallah olimpiyatlarda bu kardeşimizi görmek istiyoruz. Biz de kendisini takip edeceğiz. Her zaman federasyon desteğiyiz. Değerli hocamıza da Gaziantep Tekvandosu'na yine bu konularda değerlendirmeye devam edeceğiz inşallah. Başkanım tabii siz de geçmişte büyük başarılar elde ettiniz. Yani tekvando Avrupa şampiyonu oldunuz. Dünya ikincilikleri, olimpiyat
ikincilikleri gibi ve aynı zamanda bir akademisyensiniz. Bununla birlikte tabii sizin hem Türk tekvandosuna hem Avrupa tekvandosuna hem dünya tekvandosuna çok büyük katkılarınız oldu. Gerek bilginizle, birikiminizle, tecrübenizle. Bununla birlikte tabii önümüzde bir olimpiyat var Sayın Başkanım. İşte takım halinde dünya şampiyonu oluyoruz. Tabii burada sizin emeğiniz çok büyük. Aynı zamanda takım halinde Avrupa şampiyonu oluyoruz. Olimpiyatla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi olimpiyatlar sporun en zirvedeki yarışıldığı ve en dikkatli yarışıldığı bir yer. Zor bir şampiyonadır, zor bir organizasyondur. Ama geldiğimiz nokta aşağı yukarı Türkiye hem federasyon başkanlığıyla birlikte 6 olimpiyata katılmıştır. Bir olimpiyatta benden önce vardı, 7 olimpiyatta bizim aldığımız madalya sayısı 9. Yani hiçbir olimpiyattan tekvando boş dönmedi Allah'ın izniyle. Bir de şu var, tabii potansiyel tekvandoları çok fazla. 4 bayan 4 erkek, bu da kazanabildiğiniz oranda. Dünyada en fazla potalar ülkelerden biri şu anda. 5 pota erkekler ve kadınlarla beraber 8 potada para tekvando aldık. 13 pota aldık biz toplamda. Olimpik ve para tekvandoda. Zor bir sınava gidiyoruz. Fakat umutluyuz. Neden? Sporcularımız gerçekten kalitesini ispat etmiş, üstünü ispat etmiş sporcular. Ve biz onlara inanıyoruz. Allah'ın bize hep madalya yakındır. O gün inşallah Allah'ın da yardımıyla güzel başarılar elde etsinler. Milletimiz sevinsin. Buna ihtiyacımız var. Gençlerimiz onları rol model olarak örnek alsınlar. Daha çok sporcu gelsin. Daha çok daha güzel insanlar bu spora katılsın. Biz olimpiyatlardan başarılı olacağımıza inanıyorum. Şimdi çocuklarımız hırslı ve bu konuda bir önceki şampiyonlar dediğim gibi kendilerini ispat ettikleri için Allah yar ve yardımcımız olsun. Ülkemizin diğer branşlarında ülkemizin bayrağı gönderecek işte gururumuz ve bizim moralimiz artıyor. İşte 2000 önce futbolda bir galibiyet bizim milletimizi heyecanlandırdı. Tek yürek aynı duyguları paylaşan insanları olimpiyatlarda Cenab-ı Allah bütün branşlarımıza büyük başarılar versin diye dua ediyorum. Başkanım inşallah sizinle gurur duymaya devam edeceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz çünkü siz bu sporu ta aşağılardan alıp nerelere kadar getirdiniz. Bu başarıda emeğiniz çok büyük. İnşallah olimpiyatlarda çok güzel başarılar elde edeceğinize yürekten inanıyoruz. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Çünkü yoğunsunuz. Bu anlamda yoğunluğunuzdan dolayı da bize zaman evet. ayırdığınız için de size teşekkür ederiz aynı zamanda. Rica ederim. Bugün tabii bugün acı bir olay yaşadık. Bir arkadaşımız antrenörümüz sporcularla beraber bir trafik kazası yaşadı. Şu anda Kayseri'deyim. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanımız var. Burada çok değerli antrenörümüz var. Bu kardeşimiz o kazada vefat etti. Bizi çok üzdü. Allah rahmet eylesin. Buradayız. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ama şunu da gördük, burada bütün arkadaşlarımız olayın vuku bulduğundan itibaren tek yürek, hepsi beraber oldu. Bu acının affetmesini çok gayret etti. Buradan da camiamızın bu güzel insanlarına, sizin aracınıza teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'ın acılar vermesin. Biz dediğim gibi çok büyük bir aileyiz. 70 binlerden 2004'te, bugün 2024'teyiz. 800 binlere geldik. Gururluyoruz çoğunluğumuzla ve bütün sizi izleyen şu andaki seyircilere çocukları spora gönderin. Özellikle tekvando gönderin. Başarılı branşımız. Daha onlara güzel hedefler koyarsınız. Onların yetişmesinde iyi vatandaş olmasına vesile olursunuz diyorum. Ve Furkan'ı tekrar kutluyorum. Hasan Hoca'yı kutluyorum. Sizlere de bu yayından dolayı teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Başkanım akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Tekvando Federasyon Başkanımız Sayın Metin Şahin, demin de söylediğimiz gibi çok değerli bir spor adamıdır. Yani sporun içerisinden gelen, uzun yıllar spor yapmış ve Tekvando'da Avrupa'yı domine etmişti. Onlar da iki kardeşlerdi. Ali Şahin de, o da kardeşi, küçük kardeşi ağır siklet oynuyordu. Ben de bizim küçük kardeşim de, o da ağırdı. Ben de 83 oynuyordum o zaman. Bir birlikte maç yapma şerefine de nail olmuştuk Sayın Başkanımızla. Başarılar diliyoruz başkanımıza. Gerçekten güzel
federasyon başkanı olduktan sonra hizmetler yapıyor. Bu anlamda da Türkiye Tekvando Federasyonu'nu ve Türk sporunu çok önemli yerlere getirdi. Bu minvalde de takım halinde Avrupa şampiyonu olmak, dünya şampiyonu olmak, bütün hemen hemen olimpiyatların hepsinde madalya almak kolay iş değil. Bu bir çalışmanın, bu işi bilmenin, bu işi içselleştirmenin bir karşılığıdır. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Hasan Hoca, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Büyük bir sporcu yetiştirdin. Bundan dolayı seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten kutluyorum seni. Bundan sonraki hedeflerinizde biraz konuşalım. Ondan sonra biraz pası da gencimize atalım. Sonra da son mesajlarımızı alıp programımızı kapatacağız. Ya öncelikle yani bize bu programda ağırlayıp bizim sesimiz olduğun için ben de sana teşekkür ediyorum. Hadi. Yani her zaman. Tabii ki hedeflerimiz iyi bir sponsor bulup uluslararası arenalarda diğer bizimle beraber yarışacak olan, belki de 2028 Olimpiyat Şampiyonası'nda yarışacak olan sporcuları tanıyıp onların da yarışıp aynı duruma gelip belki de bir olimpiyat şampiyonu çıkarıp ve buraya gelip olimpiyat şampiyonuyla sizinle röportaj yapmak, yani hedefimiz bu yani. İnşallah. Senin hedefin ne? Benim hedefim Furkan'ım, Allah'ın izniyle bu sene sonunda Ümitler Avrupa şampiyonu olmak, seneye dünya şampiyonu olmak ve 2028 olimpiyatlarında ülkemize altın madalya getirmek. Evet. Son mesajın ne bizi izleyenlere? Yani tekvandonun... Tekvando hakikaten insanlara bir ivme kazandırıyor. Yani tekvando demeyeyim, yani spor insana bir ivme kazandırıyor. Sen tekvando milli takım antrenörü olduğun için mecbur tekvando diyeceksin. Yani spor hakikaten insana bir ivme kazandırıyor. Yani spor yapmayan bir çocuk boş şeylere gidebiliyor yani. Hani şimdi hakikaten biz kenar semtlerin çocukları olarak bu işi yapıp buralara gelmek iyi bir başarı yani bizim için. Yani bütün ailelere spor yapması için, çocuklarına spor yapması için, destek olması için buradan sesleniyorum yani. Sonuçta bir Furkan İbeyde Çamoğlu belki bir evin bir köşesinde duruyor, bir mahallenin bir sokağın köşesinde duruyor. Yani bu çocukları keşfedip çalıştırmamız için bize getirmeleri lazım yani. Ailelere sesleniyorum yani. Çocuklarınızı destekleyin yani. İnanın. Çünkü inanmak başarmanın yarısı yani. İnanmadan hiçbir şey olmuyor yani. Kazananlar inananlardır diyorsun. Aynen öyle hocam. Sen ne diyorsun yakışıklı Furkan'ım? Ben başta federasyon başkanımız Sayın Metin Şahin'e destekleri için teşekkür ederim. Sizlere bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Aileme, hocama ve destek veren herkese çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle yaptıklarımız, yapacaklarımızın... Mekanın sahibi geldi diyorsun yani. Evet, biz de sana başarılar diliyoruz. Tekrar Sayın Hocam, seni tebrik ediyorum, kutluyorum. Türk sporunu uluslararası arenada başarıyla temsil ettiniz. Bayrağımızı göndere çektirdiniz. Eyvallah. Bizi gururlandırdınız. Göksümüzü kabartan bir başarıyı ülkemize kazandırdınız. Sizinle iftihar ediyoruz. Aynı şekilde Furkan'ım, seni de tebrik ediyorum. Ve seni de gerçekten yürekten kutluyorum. Türk bayrağını göndere çektirdin. Bizi tarifsiz duygular yaşattın. Nasıl ki şampiyon olduktan sonra kendini kaybettin, nereye gittiysen bizi de o şekilde duygulandırdın. Bundan ötürü teşekkür ediyorum. Yüreğimizi her zaman kabartacaksın. Bundan sonraki müsabakalarda da canı gönülden Furkan'ıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bugün çok değerli iki konuğum vardı. Tekvando milli takım antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç ve Tekvando Avrupa şampiyonu Furkan Übeyde Çamoğlu. Güzel bir program olduğunu umut ediyoruz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle her şey gönlünüz olsun. Esen kalın, hoşça kalın.